Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda Federal, MOL, İzmit, Piston ve Pim üretim tesislerini haftalık grafikte anlatacağım. Ee, öncelikle bunu neden eklediğimi söyleyeyim. Ee, aşağı yönlü e, sert götürebilecek bir formasyon e, gözüme çarpıyor. O sebeple e, uyarı olsun diye analiz edip paylaşmak istedim. Tabii ki de e, benim gördüğüm gerçekleşecek diye bir kaide yok Gerçekleşmeyebilir. ama gördüğüm bir şeyde de e, anlatmam gerekiyor belki de hala kârda olup kar realizasyonu yapmak isteyenler olabilir öncelikle haftalıkta bakıyoruz e, basit hareketli ortalamalarla e, yön tayini yapmaya çalışıyoruz 50 haftalık 100 haftalık 150 haftalık 200 haftalık e, şeklinde burada benim dikkatimi çeken ee, sevgili dostlar şu 150 haftalık sebebi ise şurada bir fiyat boşluğu var. Yani e, buralarda her ne kadar 50 haftalığı kaybettikten sonra e, üzerine bir deneme yapsa da gerçi şurada da bir fiyat boşluğu var. Onu da almış oldu bu arada şurayı. Bakalım burayı almak için bu düşüşü yapacak mı? Ama tabii ki de işaret fişeği gibi gitmeyebilir. Yavaş 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 bir bakmışsınız Gelmiş almış burayı Şimdi burada e, bir çanığımız Ve kulbumuz var Formasyon hedefine giderken 1.618'i kırmış 1.618 üzerinde güçlü kalabilmiş Bu da 2.618'i tetiklemiş 2.618'e kadar varabilmiş Tabii bir deneme daha yapmış fakat günümüze gelecek olursak Yönün ben aşağı olduğu görüşündeyim Burada sevgili dostlar hiç de hoş olmayan bir formasyon var Şu şekilde çizerek ben anlatayım Bakın gerçekleşecek diye bir şey yok Ama ben yine de bunu size belirtmek zorundayım Adam Eve formasyonu var sevgili dostlar Bearish Şurada bir kulbumuz var bakın Adam Eve formasyonlarında e, Terste bir kulp Üçgenimsi yapıya benzer Ardından tobo veya Obo şeklinde Bize görseller verir Burada olduğu gibi Bakın şu şekilde Görseller verir Şöyle bu oluşumu yapmış Tamam Şimdi biz e, Bu bearish formasyonun Derinliğine bakalım Kulbumuz var bir obomuz var. Bunun bearish olanını anlatıyorum. Bir de bullish olanları var. Tabi her seferinde obo tobo olacak hali yok. İkili tepe ikili dip şeklinde de olur. Yani şöyle bir kulp yapar mesela. Sivri hatlara sahip tamam mı? Şöyle kulonlayalım Şu şekilde tersine bir kulp olur. Devamında da şunu yapar yani. İlla oba toba aramaya gerek yok. İkili dip çalışması yapabilir. Bu biraz daha aşağıda olabilir kulbun aşağısında. Aynı seviyede olabilir. Biraz üzerinde kalabilir ama şu şekilde bir görüntü verebilir. Üçgenimsi daha sivri hatlara sahip bir kulp ama terste. Bir de işte burada ikili dip e, görünümü gibi işte dönüş formasyonları veya tobo olabilir. E, burada maalesef bearish olanı var. Derinliğimizi alalım. E, bunu gördüğüm için ben paylaşma ihtiyacı duydum paylaşmayabilirdim de şimdi tepkiler de olabilir. İşte oraya kadar düşer mi? Öyle gelir mi? Böyle gelir mi? Milletin elinde varsa düşmesin istiyor ama senin isteğine göre olmuyor ki. 144,8 yani bu 145. işte 144,8 145 oralara kadar gidebilir. Bakın burada böyle bir formasyon var. Oluşmuş yani haftalık grafikte. Ama gider ama gitmez. Ben bunu gördüğüm için paylaşmak istedim. İnşallah gitmez. Ama giderse de hasbel kadar bu yayınıma denk gelen birisi belki hala kardadır. Yani şuralardan almıştır, şuralardan almıştır. Değil mi? Hala kardadır belki. Kar realizasyonuna gittiğinde aylar sonra soluğu burada aldığında ya ben bir yayın izlemiştim orayı göstermişti. Harbiden de geldi. İyi ki kar realizasyonu yapmışım diyenler de olabilir. Ama inşallah gelmez. Ben sadece gördüğümü anlatıyorum. Ee, peki şuradan dönebilir mi? Fiyat boşluğu hem de e, 150 haftalık basit hareketli ortalama burada. E, 196, 195 oralar. Şuradaki fiyat boşluğumuz bakın. Değil mi? Gelir buralardan yapabilir mi? Yapabilir. Şu bölge de önemli. 274 215 bakın 215 taban 274 çatı şu mavi bölgenin. Bu bölge aslında güçlü bir bölge. Yani burayı aşağı doğru yırtması o kadar kolay değil. Ama buralarda işte küçük yatırımcıyı içeriye çeke çeke bu işi götürürlerse o kötü olur. Umarım faydalı bir yayın olmuştur sevgili dostlar. 400'lü seviyelere giderken Çanak arkasından bir tane de kulp takmış ve devam etmiş bakın. Yani fincan kulp yapmış, derinliğini almış. Derinliği alırken 1.618'i de aşıyor doğal olarak. 1.618'i aştıktan sonra üzerindeki o kararlı güçlü görüntü 2.618'i tetikliyor. O sebeple buralara kadar gitmiş. Ama devam eden periyotta kulp takıyor. Bir omuz baş omuz görüntüsü veriyor. Kabak gibi derler ya hani. Kabak gibi Adam Eve formasyonu yapıyor. Derinliğini aldık. 148, 149 oralara kadar gidiyordu galiba değil mi? Yanlış bir şey söylemeyelim bakalım. Bir daha yapalım. Ama gider ama gitmez. Bakın bir de mumların fitil değil de mumların bitiş noktasından baz alıyorum yani fitilden de baz almıyorum. Şöyle bırakalım. Aşağı yukarı yani 145 146 evet. 145 146 bilemediniz 144 yani 144 145 146. Oralar yapabilir yaparsa şaşırmam bakın bu beni şaşırtmaz nasıl mesela şuralarda zirvelerdeyken buraya vuruyor yani şu noktadayken kabaca işte 243 244 gibi yerlerdeyken şurayı 104 105 hayal edebiliyor muydu acaba insanlar Hayal etmiyorlardı belki de değil mi? Buralarda daha yumuşak bir düşüş. Şimdi şurada çanağı gördüler ya işte şurada şöyle bir kulp yapar geçer falan gibi düşünmüşlerdir. Ama bakın nerelere geliyor. Aynı şekilde de şu zirvelerden e, dediğim seviyelere Pekala gelebilir. Ha şu fiyat boşluğunu alıp e, 150 haftalık basit hareketli ortalamadan da dönebilir. 195, 196 gibi de dönebilir. Devamını da getirebilir. Derinliğini alır. Devamını da getirebilir sevgili dostlar. Yine de kendi risk yönetiminizdir. Kendiniz bilirsiniz. Ben sadece mevcut bir tehlikeyi size anlatmak istedim. Ben bunu özellikle yani bir şeyler gördüm işte bir kıvılcım gördüm yukarı gidecek falan diye değil. Ben hisse senetlerine bakıyorum yayından önce diyorum hani bir şeyler görürsem Kayda değer bir şeyler görürsem paylaşırım diye bakıyorum bir baktım burada bunu gördüm dedim paylaşayım belki faydası olur Umarım hoşunuza gitmiştir yorumlar yapmayı yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın